Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika, pratik bir poğaça tarifi vermek istiyorum. Mayasız bir poğaça ama yiyenler kesinlikle mayalı sanıyor. Çünkü o kadar pufidik, o kadar yumuşacık ki gerçekten mayasız olduğuna inandırmak bayağı zor oluyor. Ve çok kurtarıcı bir tarif. Özellikle sahura veya pazar kahvaltılarına mutlaka denemelisiniz. İnanın çay demini alıncaya kadar hazır hale geliyor. Mutlaka denemelisiniz diyerek tarifime geçmek istiyorum. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 adet yumurta. Akını hamuruna kullanacağız. Sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Daha sonra yarım su bardağı süt. Bütün malzemelerimiz normal oda ısısında arkadaşlar. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı da yoğurdum var. Onu da ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı da şekerim var. Onu da ilave ediyorum sıvı karışıma. Ve bütün bu malzemeleri biraz bir karıştıracağım. Daha sonra kabartma tozu ve unumu ilave edeceğim. Kabartma tozunu bir paket kullanıyorum ama ona rağmen göreceksiniz, pufidik pufidik çok güzel bir şekilde kabarıyorlar. Şimdi bütün bu sıvı malzemeleri biraz bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra azar azar unumu ilave ediyorum. Bu kısmı özellikle hızlandırılmış göstermiyorum arkadaşlar ki kıvamını görün istedim. Bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Ve azar azar un ilave ediyorum. Gerektikçe yani. Ve zaten yumuşak bir hamur elde etmemiz lazım. Kesinlikle sert bir hamur yapmayın. Gördüğünüz gibi biraz ilave edip tekrar bir yoğuruyorum. Hala cıvık zaten bu haliyle görüyorsunuz. Ve kesinlikle unu birden ilave etmeyin. Dediğim gibi püf noktası yumuşak bir hamur olması. Unun miktarını maalesef sizlere veremeyeceğim. Çünkü dediğim gibi ununuzun büyüklüğüne göre süt miktarı vesaire biraz az çok farklılık gösterebilir. Kıvam bu şekilde. Yani hamur elinizi bırakıncaya kadar az az un ilave ederek yoğurabilirsiniz. Ve hamurum toplandı bile. Gördüğünüz gibi elimi bıraktı artık. Yapışmıyor. Ve oldukça yumuşak bir hamur. Son kez çok az un ilavesi yaparak hamurumu toparlıyorum artık. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel oldu. Yumuşacık. Kabıma da yapışmıyor, elime de yapışmıyor. Olması gereken kıvam budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak. Şimdi hiç bekletmeden poğaçalarımı yapmaya başlayacağım. Dediğim gibi çok pratik bir tarif. Kesinlikle bekleme süresi vesaire yok. Hemen şipşak yoğurup şekil verip fırına atabilirsiniz. Ben iç harcı olarak beyaz peynir ve maydanoz kullandım. Şimdi mandalina büyüklüğünde bir beze aldım elime. Şöyle elimle çok hafif açıyorum. Klasik poğaça şekli vereceğim yani. Ve iç harcımdan koyuyorum. Ve iki ucunu birleştirip kapatıyorum. Oldukça yumuşak bir hamur. Şimdi bunu fark edeceksiniz zaten. Esnek ve yumuşak bir hamur arkadaşlar. İki ucunu birleştirip böyle bastırarak kapatıyorum ki içerisinden peynirler çıkmasın. Israrla istediğim, denemenizi istediğim bir tarif arkadaşlar. Mutlaka eğer bana güveniyorsanız
Mutlaka bu tarifi deneyin ve yorumlarınızı bekliyorum denedikten sonra. Çünkü kesinlikle pişman olmayacaksınız ve lezzetine, kıvamına, dokusuna hayret edeceğiniz bir tarif. Çünkü dediğim gibi içerisinde maya yok. Ve hiçbir şekilde bekletmiyoruz yani. Bütün hamurlarımı bu şekilde hazır ediyorum. Son dakika misafirler için, kahvaltılar için vesaire çok kurtarıcı bir tarif arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi kaydetmelisiniz. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bayram da yaklaşıyor. Benden özellikle istediğiniz bir tatlı vesaire tarif varsa bunu yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Şimdi poğaçalarımı yaptım. Üzerine yumurta sarımı sürüyorum. Ve çatalla üzerlerine çizik atacağım. Ki piştikten sonra biraz böyle şekilli olsunlar istiyorum. Çatalın tersiyle şöyle bir çizgi atıyorum. Ve 180 derece ısıttığım fırına veriyorum. Güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Benim fırınım da 15 dakikada pişti arkadaşlar. Ama süreye takılmayın. Güzelce piştiğinden emin olmadan çıkartmayın. Ve çok aşırı fazla da kızartmayın. O zaman sert ve kuru olurlar. Ve bu şekilde güzel kızarması yeterli. Fırından çıkartıyorum şimdi. Ve sizlere hemen sıcak sıcak yumuşaklığını göstermek istiyorum ki üzerini kapatmadım bile. İnanılmaz yumuşak ve pufidik pufidik olmuşlar gördüğünüz gibi. Bu hala sıcak hali yani fırından 3-5 dakika ancak oldu çıkalı. Elim yandı resmen yani sizlere göstereceğim diye. Ama inanın sonucuna değer. Deneyin ve neden ısrar ettiğimi anlayacaksınız arkadaşlar gerçekten. Çok aşırı kurtarıcı bir tarif. Ve lezzetine göre gerçekten çok kolay. Dediğim gibi hiç zaman gerektirmeyen, oldukça her evde olan malzemelerle olan bir tarif. Tereyağı, katı yağ, hiçbir şey yok içerisinde. Süt, yoğurt, sıvı yağ. Yani bu temel malzemeler de genelde her evde bulunuyor diye düşünüyorum ve umuyorum hatta. Yumuşaklığını anlatamıyorum size. Yani gerçekten mutlaka deneyin. Hatta hemen yapıp deneyin, görün yani kendiniz. Çünkü hiç zamanınızı alan bir tarif asla değil. El oyalamıyor. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Görüntüler kendinden bahsediyor diye düşünüyorum. Evet, umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.